Dünyada bu haftada yine geniş bir gündem dosyasıyla birlikteyiz. Geçtiğimiz haftanın en önemli başlığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısıyla hayatını kaybetmesiydi. Bu saldırı dünyanın birçok yerinde protesto edildi. İsrail'in soykırımcı yönetimi 7 Ekim'den sonra tüm bölgede kontrolsüz bir şiddet uyguladı. İsrail uluslararası toplumdan giderek dışlanıyor. Detayları birazdan konuşacağız. İngiltere Kralı 3. Charles geçtiğimiz hafta Avustralya ziyaretindeydi. Aborjin bir protestocu, "Sen benim kralım değilsin, burası senin toprağın değil," diye bağırarak krala tepki gösterdi. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde yaklaşık 2 yıldır ertelenen seçimler geçen hafta gerçekleşti. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarıştı. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi seçimlerini bölgeyi çok iyi bilen bir isme, Dr. Mehmet Sabri Akgönül'e sorduk. Ardından gözümüzü Ukrayna'ya cephe hattına çevireceğiz. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen hafta Ukrayna'ya sessiz sedasız bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise heyecan dorukta. Sizin de bildiğiniz gibi Amerikan seçimlerine 2 haftadan kısa bir süre kaldı. Demokratların adayı Kamala Harris anketlere göre yarışa Trump'tan önde başlamıştı. Hatta aralarındaki fark kimi zamanlar kapanmaz gibi görünüyordu. Ancak son zamanlarda durum hayli değişti. 2024 yılındayız ancak tarih kitaplarında okutulan sömürgecilik kavramı günümüz dünyasında halen uygulanıyor. Geçtiğimiz aylarda Fransa'nın 171 yıllık sömürgesi olan Yeni Kaledonya olaylarını konuşmuştuk. Geçen hafta benzer bir durum Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te başladı. Dünyada bu hafta başlıyor. Dünyada bu haftaya modern çağın gördüğü en önemli direnişçilerden biriyle, Hamas lideri Yahya Sinvar'la başlıyoruz. Sinvar'ın mücadelesi yalnızca Gazze veya Filistin halkını değil, ezilen, sömürülen, soykırıma uğrayan tüm halkları temsil ediyordu. Kendisi de birçok Hamaslı gibi mülteci kampında doğmuştu. 1990'larda Hamas'a katıldı ve o tarihten beri Siyonizme karşı mücadele etti. Yahya Sinvar geçen hafta Siyonist rejim tarafından öldürüldü. İsrail ordusu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölmeden önceki son anlarına ait drone görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Sinvar'ın yaralı halde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drone'a elindeki cismi fırlattığı görüldü. İstanbul'da düzenlenen bir anma töreninde video bağlantısı aracılığıyla eski meslektaşına saygılarını sunan Halit Meşal, İsrail'in Sinvar'a kasvetli bir kader dayatmaya çalıştığını, ancak Allah'ın ona onurlu bir miras bahşettiğini, sarsılmaz bir cesaretle yaşadığını ve onurlu bir şekilde öldüğünü sözlerine ekledi. Terör devleti İsrail'in soykırımcı yönetimi 7 Ekim'den sonra tüm bölgede kontrolsüz bir şiddet uyguladı. Gazze'de yaşanan soykırımda şimdiye kadar 41 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail kurulduğu günden bu yana Batı devletlerinin destekleri sayesinde ayakta kaldı. Ancak faşist İsrail yönetimi son bir yılda öyle saldırılar gerçekleştirdi ki uluslararası toplum tarafından dışlandı ve neredeyse parya bir devlet haline geldi. İsrail'in Batı devletlerinden aldığı destek her geçen gün azalıyor. Amerika ile İsrail arasındaki gergin ilişkiler Gazze ve Lübnan parçalanmaya devam ederken giderek daha belirgin hale geliyor. Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, ABD'nin İsrail'e Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için bir ay süre verme kararına ilişkin hoşnutsuzluğunu dile getirerek, "İnsanların şu anki hızla öldürülmesiyle bir ay gecikme, bu çok fazla insan," dedi. Borrell'in Avrupa liderlerinin zirvesi öncesinde yaptığı açıklama, Avrupa'nın İsrail'e askeri operasyonlarını durdurması ve insani yardıma öncelik vermesi yönündeki artan baskısını yansıtıyor. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'in varlığını bir Birleşmiş Milletler kararına borçlu olduğu yönündeki açıklamaları Fransa'da tedirginliğe yol açarken, Macron'a üst meclis başkanı sert tepki gösterirken kendi saflarında da tedirginlik oluştu. Macron'un kabine toplantısında İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki harekatlarında Birleşmiş Milletler kararlarına uyması gerektiği yönündeki sözleri ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kızdırdı.
Netanyahu, ülkenin kuruluşunun Birleşmiş Milletler kararıyla değil 1948 Arap-İsrail Savaşı ile gerçekleştiğini söyleyerek Macron'a karşılık verdi. Ancak Avrupa'nın en büyük Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapan Fransa'da da bu yorumlara karşı güçlü bir tepki oluştu. Yahudi grupları, siyasi ağır toplar ve hatta Macron'un müttefikleri bile bu yorumlara karşı çıktı. İngiltere Kralı 3. Charles geçtiğimiz hafta Avustralya ziyaretindeydi. Ziyaretin son gününde eşi Kraliçe Camilla ile Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Opera binasını ziyaret etti. Aborjin protestocu Wayne Wharton, kraliyetin ziyareti öncesi kral ve kraliçeyi görmek isteyen kalabalığa karşı durarak monarşi karşıtı sloganlar attı. Senatör Lydia Thorpe ise "Sen benim kralım değilsin. Burası senin toprağın değil." diye bağırarak krala tepki gösterdi. Bu ziyaret kralın tahta çıkmasından sonra Avustralya'ya yaptığı ilk ziyaretti. Avustralya'da yaşayan aborjinler uzun yıllardır İngiliz krallığının sembolü olan monarşiyi protesto ediyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi Avustralya 1788 yılında Birleşik Krallık tarafından kolonileştirilmeye başlandı. Sömürge dönemi boyunca İngilizler Avustralya'nın doğal kaynaklarını kullandı ve yerli aborjin halkının topraklarına ve kültürlerine büyük zarar verdi. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde yaklaşık 2 yıldır ertelenen seçimler geçen hafta gerçekleşti. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarıştı. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi seçimlerini bölgeyi çok iyi bilen bir isme, Doktor Mehmet Sabri Akgönül'e sorduk. Evet, burada yapılan seçimlerin dünya kamuoyunca da bu kadar güzel ve bu kadar heyecanlı takip edilmesinin sebebi Kürtlerin dünyaya yayılmış olmalarıdır. Yani söz gelimi Irak'ın kuzeyinde dediğiniz gibi 4 şehirlik bir seçim bölgesinde yapılan, orada sadece 4 tane şehir yok, sadece seçim bölgeleri 4 şehir adı altında yapıldığı için söylüyorum. 4 şehirlik seçim bölgesinde yapılan olay İran'ın da ve dolayısıyla İran Kürtlerinin de çok ilgisini çekiyor. Türkiye'nin ve tabii ki de Türkiye'nin Kürtlerinin de ilgisini çekiyor. Yani Türkiye'nin hem merkezi hükümetinin Ankara'nın ilgisini çekiyor hem de söz gelimi mesela Diyarbakır'ın ilgisini çekiyor. Ankara'da, İran'da da keza Tahran'da ve Mahabat'ta aynı anda aynı ilgiyi görüyor. Heyecan düzeyleri farklı olsa bile. Keza Suriye'de öyle oluyor ve Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle hali hazırda petrol anlaşmaları olan birçok devlet ve şirket var. Silah anlaşmaları olan birçok devlet ve şirket var ve tabii ki de en önemlisi ticaret ve siyasal işbirliği içerisinde bulunan birçok devlet ve şirket var. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani dünya kendisini bu kadar yakından ilgilendiren Kürtlerin bir bölgesinde yapılan seçime kayıtsız kalması zaten mümkün değildir. Gösterilen ilginin 4 şehir, yani ne derler, Irak'ın kuzeyinden daha büyük olmasının sebebi hikmeti budur. Belki de müstakil önemine dair, yani neden bu seçimlerde katılım bu kadar yüksekti? Şimdi ilginç olan bir şey, Türkiye'de bunlar çok tartışılmıyor ama biz bunları zikredelim. Seçime katılım oranı %72,2. Bir önceki 2018 yılındaki seçimin katılım oranı ise 59,8. Yani aslında 12,4'lük bir katılım var. Ve bu katılımın en yüksek olduğu yerlere baktığımızda KDP'nin çok yüksek oy aldığı yerler. Mesela Duhok'ta katılım bir önceki seçime göre çok çok arttı. Erbil'de keza çok çok arttı. Bu ikisi de KDP'nin, yani Kürdistan Demokrat Partisi'nin ya da yakından izlemeyen arkadaşlar için söyleyelim, Barzanilerin kurduğu partinin çok yüksek oylar aldığı dönemlerde, pardon, mekanlarda, bölgelerde arttı. Bunun işte sebebi hikmetini tartışmak lazım. Yoksa bir önceki seçimlere nazaran artan %12,4'lük bir katılım oranı elbette ki demokrasiye, elbette ki insanların politik meselelerle ilgilenme ve ilgilenme biçimlerine işaret eder. Ama burada önemli olan bir şey daha vardı. KDP'liler, dolayısıyla Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki Kürtler KDP'ye sahip çıktılar. Neden KDP'ye sahip çıktılar? Çünkü bu seçim özel olarak İran'ın Irak politikasına müdahale etmek için bizatihi kurduğu ve yönettiği Federal Yüksek Mahkeme'nin Kürdistan Demokrat Partisi'ne kurduğu 3 tuzakla örülü bir seçimdi.
Hatta bu seçim yapılmadan önce Kürdistan Demokrat Partisi acaba biz bu seçimleri boykot edelim mi diye ciddi ciddi bunu aylarca tartıştılar ve bir süre boykot kararı aldılar. Daha sonra Bağdat'la yapılan müzakereler sonucu ve İran'la yapılan görüşmeler sonucu bu boykot kararından vazgeçildi. Seçimler zaten normalde eğer yapılsaydı 2 yıl önce yapılacaktı. Dolayısıyla 2 yılda bir gecikmeli bir seçimden bahsediyoruz. Ve bütün bunlar hepsi en başta İran'ın, daha sonra Bağdat'ın Kürdistan Demokrat Partisi'ni geriletme stratejilerinin birer sonucudur. Ne tür geriletme stratejilerinden bahsediyorum? Hemen 3 temel ampirik noktadan bahsedeyim. Birincisi ve en önemlisi, seçim sistemini değiştirdiler. Yani bu korkunç bir şey. 2005'ten beri oralarda bir seçim oluyor ve orada oturmuş bir sistem var. Siz gelip seçim sistemini Bağdat merkezli bir federal yüksek mahkeme aracılığıyla değiştiriyorsunuz. Neden seçim sistemini değiştirdiler ve ne yaptılar? Çok tehlikeli bir şey yaptılar. O da şu, aslında demokrasiye de müdahale. Seçimleri bir bölgeye hapseden oylardan ibaret hale getirdiler. Söz gelimi Duhok'ta KDP 5 tane adayı varsa ve KDP Duhok'un tamamının oyunu almışsa bile o oylar sadece 5 sandalye için sayılıyor. Söz gelimi şeydeki oylarına yansımıyor. Süleymaniye'deki, Halepçe'deki ve Erbil'deki oylarına yansımıyor. Bunun mesela sonuçlarını biz gördük. Bunun bir tuzak olduğunu da gördük. KDP bir önceki seçime nazaran 103 bin tane oy arttırdı. 103 bin, ki seçime katılım 2 milyon 680 bindir. Dolayısıyla 103 bin çok büyük bir oran. Fakat sandalye sayısı bir önceki seçime nazaran 5 düştü. Yani buradaki o ters orantıyı görebiliyorsunuz değil mi? Oyunu 103 bin düzeyinde artırıyor, lakin sandalyeleri 5 kaybediyor. Şimdiki durağımızsa Ukrayna. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen hafta Ukrayna'ya sessiz sedasız bir ziyaret gerçekleştirdi. Austin, Ukrayna Diplomatik Akademisi'nde yaptığı konuşmada Birleşik Devletler'in Ukrayna'ya hayatta kalması ve güvenliği için savaşması durumunda ne gerekiyorsa sağlayacağını söyledi. Amerika'nın Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 58 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığını ve bunun da onu Kiev'in başlıca destekçisi yaptığının altını çizdi. Ancak Zelenski, Batılı müttefiklerinden birkaç adım daha ileri gitmelerini istedi. Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiğini tekrarladı ve Batı'dan tedarik edilen daha uzun menzilli füzeleri, Rus topraklarının derinliklerindeki askeri hedefleri vurmak için kullanmasına izin istedi. Ukrayna son birkaç haftadır bir dizi köy ve kasabada Rus baskısını durdurmaya çalışıyor. Ancak epey zorluk çekiyorlar. Rusların Ukrayna'nın altyapısını hedef alması ve süreç içerisinde altyapıya ciddi zararlar vermesi de halkı zorluyor. Ukraynalılar altyapı sorunlarıyla geçecek zorlu bir kışa hazırlık yapıyorlar. ABD başkanlık seçimlerine yaklaşık 2 hafta kala Amerikalı yetkililer dikkatli davranıyor. Başkan Joe Biden savaşı tırmandırabilecek ve NATO ile Rusya arasında bir çatışmaya yol açabilecek önlemlere karşı çıkıyor. Amerika'ya geçelim. Sizin de bildiğiniz gibi Amerikan seçimlerine 2 haftadan kısa bir süre kaldı. Birleşik Devletler'de heyecan dorukta. Demokratların adayı Kamala Harris anketlere göre yarışa Trump'tan önde başlamıştı. Hatta aralarındaki fark kimi zamanlar kapanmaz gibi görünüyordu. Ancak Trump'a yapılan başarısız suikast girişiminden sonra denge bozuldu ve ağırlık merkezi eski ABD Başkanı Trump'a geçti. Trump oylarını hızla artırdı ve geçen hafta ünlü milyarder Elon Musk da devreye girince Trump durumu eşitledi. Ve yine geçen hafta beklenen oldu ve The Hill'in haberine göre Trump Harris'i geride bırakmayı başardı. Ankete göre 20 Ekim itibariyle Trump'ın başkanlık yarışını kazanma şansı %52 iken Harris'in şansı ise %42 idi. Ağustos sonundan bu yana Harris'in şansı %54 ila 56 civarındayken Trump'ın şansı ise %44 ila 46 arasındaydı. Ekim ayının başlarında fark kapanmaya başladı ve 17 Ekim'de her iki adayın da şansı neredeyse eşitti. Ancak 20 Ekim'de Trump öne geçti. Trump lehine olan bu değişim Trump'ın ekibinin Wisconsin ve Michigan kampanyalarına yoğunlaşmasına bağlanıyor. Trump ayrıca Kuzey Carolina, Arizona ve Georgia'da ufak bir üstünlüğe sahip. Seçimlerin sonucunu etkilemesi muhtemel 7 önemli eyaletten yalnızca Pensilvanya ise hala Harris'i destekliyor.
2024 yılındayız ancak tarih kitaplarında okutulan sömürgecilik kavramı günümüz dünyasında halen uygulanıyor. Geçtiğimiz aylarda Fransa'nın 171 yıllık sömürgesi olan Yeni Kaledonya olaylarını konuşmuştuk. Fransa, Yeni Kaledonya halkının seçimler üzerindeki etkisini azaltacak yasa tasarısı geçirmeye çalışıyordu. Buna tepki olaraksa ülkede protestolar başlamıştı. Çıkan olaylarda 50 güvenlik gücü yaralanmış, 200 araç kundaklanmıştı. Olaylar sebebiyle başkent Numia'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Geçen hafta benzer bir durum Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinique'de başladı. Fransız anakarasına yaklaşık 6800 kilometre uzaklıktaki Martinique'de halk, gıda fiyatlarının düşürülmesine ilişkin taleplerin karşılanmaması sebebiyle protestolara başladı. Fransız hükümetinin adadaki temsilcisi Martinique valiliği ise sokağa çıkma yasağı ilan etti. 17 Ekim'de gıda fiyatlarının düşürülmesi için Fransız hükümetiyle imzalanan anlaşmanın şartlarını yeterli bulmaması ve eylemlerini sürdüreceğini bildirmesinin ardından tekrar sokaklara inen göstericilere polis müdahale etti. 17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinique'de Eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve süpermarketlerin fahiş gıda fiyatlarına karşı gösteriler devam ediyor.